İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Dilekler 2024 etkinliği. Gagik Ginosyan vefat etti. 301. maddeden yargılanan avukatlar berat etti. Mehdi, Sobhani, her şey Doğu Ermenistan'a bağlı. Biz, yaratlarımızla biziz. Artsak şampiyonu yine ringde şampiyonluğa hazırlanıyor. Geleneksel ritüeller. Dilekler 2024 kapsamında bir toplantı yapılarak Senatör Brigitte Devaza'ya çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Brigitte Devaza, birlik ve dostluk çerçevesinde siyaset ve sosyal faaliyetlerle uğraşan gençlerin önünde bir konuşma yaptı. Brigitte Devaza, Balakaryas Derneği parlamento bağlılık ödülünü aldı ve Rafi Kortoşan'dan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abramyan tarafından kendisine Artsa halkının sunduğu Tehlike Altındaki Miras adlı kitap hediye edildi. Ermeni kültürünün saygın isimlerinden ve Artsak Savaşı'nın katılımcısı olan Karin adlı geleneksel şarkı dans grubunun kurucusu ve sanat yönetmeni Gagik Ginosyan vefat etti. Gagik Ginosyan, 2021 yılında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan tarafından savaş madalyasıyla ödüllendirildi. Gagik Ginosyan, aslen Batı Ermenistan'ın Karin şehrindendir ve geçmişi tarihi vatanından gelen soyadını onurlu bir şekilde taşımaktadır. Gagik Ginosyan'ın 1987 yılında Hayrik Muratya'nın oluşturduğu Van Etnografik grubunda dans etmeye başladığını, dört farklı uluslararası festivalin ödülüne layık görüldüğünü hatırlatalım. 2001 yılında geleneksel şarkı dans toplulukları olan Zovk ve Karin'i kurdu. Pek çok köyü ziyaret eden Ginosyan pek çok dansın tanıtımını yazdı ve ilk icrasını Karin grubunun yaptığı 36 ulusal dansı restore etti. Bu bağlamda Başkan Armenak Abrahamyan, Gagik Ginosyan'ın aile üyelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Gagik Ginosyan'ın cenaze töreni 8 Şubat saat 17.20 arası Nornork 5. blokta bulunan Surp Sarkis Kilisesi'nde 9 Şubat günü saat 11.13 arası ise Oda Müziği evinde veda töreni gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 14'te şehitler mezarlığı olan bulurda cenaze töreni düzenlenecek. Batı Ermenistan'daki Dikrana gert Avukatlar Odası eski başkanı ve meclis üyeleri Ermenilere karşı soykırım yapıldığı hakkında bildirimde bulundukları gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılanmaları sonucunda berat ettiler. Dikranagert Avukatlar Odası Başkanı Cihan Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin 2018-2020 tarihlerinde 24 Nisan'da Ermenilere karşı soykırım armenosit uygulandığını açıkladıkları gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılanmıştı. Serdar Çelebi ve Tevfik Karahan Dikranagert 9. Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya geçerli nedenlerle katılmadı. Avukatlar Ermenilere uygulanan soykırım Armenoside ilişkin açıklamanın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti. Avukatların Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Osmanlı döneminde yaşandığı açıklamalarının ardından avukatları Mehmet Emin Aktar, Raci Bilici, Şehmus Bayhan, Gaffar Koluman, Nihat Eren savunma konuşmaları yaptı. Avukatlar soykırım Armenosid'in Osmanlı döneminde yaşandığını, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve devletin yargı organlarının bu dönemde mevcut olmadığını vurguladılar. Milletvekillerinin kullandığı sözlerin aşağılama içermediğini ve duruma göre belirlendiğini kaydeden avukatlar müvekkillerinin beraatını talep etti. Kısa bir aradan sonra mahkeme Aydın ve tüm meclis üyelerinin beraatına karar verdi. İran için Azerbaycan'dan değil Doğu Ermenistan topraklarından Karadeniz'e giden yol tercih edilir. Bu durum İran İslam Cumhuriyeti'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani tarafından açıklandı. Ona göre Doğu Ermenistan rotası Azerbaycan rotasından iki gün daha kısa. Büyükelçi İran, Doğu Ermenistan topraklarından geçerek Karadeniz'e giden ulaşım yolunu en iyi yol olarak görüyor ve Ermeni tarafı için ise İran topraklarından geçerek Basra körfezine giden rota tercih edilir dedi. Doğu Ermenistan güzergahının çekiciliğini artırmak için tarifelerin düşürülmesi ve yeni yolların yapılması gerektiğini kaydeden İranlı diplomat altyapı gelişiminin önemli bir konu olduğunu söyledi. Mehdi Sobhani İran'ın bölgedeki sınırların değişmesine karşı olduğunu askeri ve siyasi eylemlerle gösterdiğini söyledi. İran Doğu Ermenistan'la ilişkilerin Güney Kafkasya ve bölgenin istikrarına hizmet eden stratejik bir ilişki olduğunu düşünüyor. Büyükelçi şöyle dedi: "Hükümetlerimiz arasında karşılıklı anlayış var ve bu yönde adımlar atıyoruz." bu bölgenin yararına ve bölgenin güvenliğine hizmet etmektedir. Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan topraklarından ülkeler arası ulaşım koridoruna ilişkin emelleri hakkındaki soruya yanıt olarak Büyükelçi şunları söyledi. İran'ın bu konudaki tutumu çok açık ve biz de bunu her zaman vurguladık. Biz sınırların değişmesine ve bölgedeki jeopolitik değişikliklere karşıyız. Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan'a askeri saldırı düzenlemeye çalışması halinde İran'ın ne gibi adımlar atmaya hazır olduğu sorusuna büyükelçi varsayımlara dayalı değerlendirmeler yapmanın mümkün olmadığını kaydetti. Büyükelçi, "Bizim eylemlerimiz Ermeni yetkililerin tutumuna bağlıdır." diye ekledi. İran'ın belirleyici süreçlerin arifesinde bölgede önemli açıklamalar yapması ilk kez olmuyor. İran büyükelçisinin açıklamaları sadece Doğu Ermenistan-İran sınırını ortadan kaldırmak, Doğu Ermenistan'dan geçen Basra Körfezi-Karadeniz koridorunu torpillemek isteyen Bakü ve Moskova'ya değil, diğerlerine de bir uyarıdır. Bu öncelikle politikası İran'ın elini kolunu bağlayan Yerevan'a bir uyarıdır. Büyükelçi Doğu Ermenistan'ın gönüllü olarak teslim olmayı ve bir devlet olarak ortadan kaybolmayı kabul etmesi durumunda İran ne yapabilir ki dedi. Ermeni platosunda Batı Ermenistan'ın Karin bölgesindeki Yerzinka ilinin 50 kilometre güneybatısında Agın şehrini Arapgir ve Harbert şehirlerine bağlayan yolun geçtiği Kamah geçidini Türkler burayı Kemah boğazına çevirdi. Burada kamah kelimesini telaffuzlarına uyarlayıp kemah yaptılar ve geçit ise boğaz olarak tercüme edildi. Ancak burada 28 Mayıs 1915'te Türkler Yerzinka vilayetinden sürülen 25 bin Ermeni'yi acımasızca katletti ve vadiyi Ermeniler için gömülmemiş bir mezarlığa dönüştürdü. Ermeni platosunda Batı Fırat Nehri üzerinde Batı Ermenistan'da Karin eyaletinin Tercan veya Mama Hatun ilçelerinde eski Koter yerleşiminin yakınında buranın yaklaşık 2 kilometre batısından neredeyse Nerses Dağı'nın doğusunda Tercan Nehri'nin Fırat Nehri ile birleştiği yerde ve 7 kemerli Ermeni Koter Köprüsü'nün adı Ketur Köprüsü olarak değiştirildi. Burada Koter kelimesi telaffuzlarına uyarlanarak Ketur olmuş. Bu değişiklikler sonucunda eski çağlardan beri adı geçen Ermeni Koter Köprüsü'nün yer adı Ermenici anlamından yoksun bir isim olan Ketur Köprüsü'ne dönüştürülmüştür. Artsakh'ta birçok kişi Armen Hayrabetyan'ı tanıyor. Onun büyüleyici başarı öyküsü 23 yıllık sıkı çalışma, özveri ve birçok zaferle inşa edildi. Karma dövüş sanatları Artsakh şampiyonunun gerçekleştirdiği dövüş sanatıdır. Uzun ve olaylarla dolu bir yolculuktu bu. Sürekli gelişme, sanata bağlılık, şampiyonluklar kazanma. Artsakh dağlarının gölgesinde büyüyen Armen Hayrabetyan, Artsakh bayrağını her zaman zaferle dalgalandırmıştır. Doğduğu yerin kaybından sonra kararlılığı yeniden kazanıp mücadeleye yeniden başlamak gerekiyordu. Şu anda Armen Hayrabetyan kariyerini Doğu Ermenistan'da geliştirmeye başladı. Çünkü yeni zirvelere ulaşma gücü ve arzusu asla azalmadı. 25 Şubat'ta Doğu Ermenistan ve Çin sporcuları arasında büyük bir turnuva düzenlenecek ve bu turnuvada Doğu Ermenistan'ı Armen Hayrabetyan temsil edecek. Geleneksel dini bayramlar şu şekilde gruplandırılır. Takvim tatilleri, Toplumun manevi ve ekonomik yaşamını düzenlemek için tasarlanmışlardır ve iki bileşeni vardır. Halk kutlamaları ve kilise ritüelleri. Takvimdeki dini bayramlar yılbaşı 1 Ocak'ta kutlanır ve geleneksel Navasart bayramının yerini alır. 18. yüzyılda resmen Ermenilere girmiştir. Yerevanlı Gatoygo Simeon'un takvimine göre tatilin ana özellikleri şunlardır. Bayram yemeği, kemer takma geleneği, su, ateş, mayalama, maddi, fiziksel ve manevi ahlaki, isyanların ortadan kaldırılması, borçların ödenmesi, evden kötülüğün uzaklaştırılması, temizlik, karşılıklı ziyaretler ve bunun gibi Doğu Ermenistan Bayram ve Anma Günleri Kanunu uyarınca resmi tatil düzenlendi. Çalışma dışı günler 31 Aralık, 1 ve 2 Ocak günleri Surp, Kutsal Doğuş, Noel, Vaftiz. 6 Ocak'ta kutlanan ve Mesih'in doğumunu ve vaftizini müjdeleyen kalıcı bir bayramdır. Manevi tören kilise dualarıyla kutlanır, su kutsanır ve üzerine İsa'nın vaftizinin bir işareti olarak su serpilir. Noel, Rabbim bayramı olarak kabul edilir. Kutlama öncesi akşama şamdan akşamı denir. Bayram, rahibin kutsaması, 3 ila 7 kişiden oluşan gruplar halinde müjdeyi söyleyen çocukların turu ve her vilayette özgü bir şenlik yemeği ile karakterize edilir. Birbirlerini selamlarken şunu söylemek gelenekseldi. İsa doğdu ve belirdi. İsa'nın açığa çıkışı kutludur. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti bayram ve anma günleri kanunu uyarınca resmi tatildir. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Sevak Amroyan ve Arpin'in seslendirdiği Sayat Nova adlı eseri sunuyoruz. Tekusku karşın markitan, broyi broyi. Tekusku karşın almastan, broyi broyi. Yak çim ita çim yareme, kizku yareme, bare bareme.